olur. Peki o zaman bu operasyonun amacı nedir? Aslında Merdan Yanardağ benim aracılığımla kamuoyuna bir mesaj yayınladı. Dilerseniz bu mesajdan görmeye çalışalım. Her şeyden önce desteklerini, dayanışmalarını gösteren dostlarımıza ve demokrasi güçlerine teşekkür ediyorum. Türkiye'nin soylu bir aydın geleneği vardır. İlerici ve devrimci bir gelenektir bu. Karşılıksız kendini topluma, ülkeye ve insanlığa adayan, insanların yarattığı bir gelenektir bu. O nedenle aydınlanma, özgürlük ve demokrasi mücadelesi veren gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler ve toplum önderleri sık sık cezaevleriyle tanışırlar. Türkiye'nin 10 önemli edebiyatçısını saysanız, bu 10 edebiyatçının en az 8'i bu ülkenin hapishaneleriyle tanışmıştır. Ancak bu toplum onları gecikmeli de olsa daha sonra yüceltmeyi bilmiştir. Benim başıma gelenlerden bunlardan farklı değildir. Burada da demokrasi mücadelesine ve adalet kavgasına devam edeceğim. Hiçbir zorbalık karşısında boyun eğmeyeceğim. Girdiğim gibi başım dik çıkacağım. Benden terörist de, terörizm övücüsü de çıkmaz. Bu kumpası hazırlayanları utandıracak ve boğacaktır. Ben çağdaş infaz hukukunun nasıl olması gerektiğini, iktidarın çözüm sürecinde siyasi ikiyüzlülüğünü anlatıp devam edeceğim. Bu zaten kamuoyunda da devam eden demokratik bir tartışma konusudur. Benim tutuklanma nedenim başta Tele 1 olmak üzere bağımsız medyayı bir tür rehin olarak susturmak, toplumun gözünü korkutarak sindirme girişimidir. Ancak bu girişim başarılı olamayacaktır. Adil olmayan kara propaganda ve iftiraya dayalı bir seçimle ve hile ile halk iradesine el koyan iktidara karşı demokrasi güçlerinin birliği ve dayanışması yaşamsal bir öneme sahiptir. Bilindiği gibi iktidar bütün meşru olmayan yöntemlerine karşı ancak kıl payı denebilecek küçük bir farkla kazanabilmiştir seçimi. Bu durum kararsız bir dengeye ve güçsüzlüğe işaret etmektedir. Ancak İktidara karşı başarılı olmanın koşulu bütün demokratik ve cumhuriyetçi güçlerin birliğini sağlamak, korumak ve güçlendirmektir. Bu vesileyle başta Tele 1 olmak üzere bağımsız medya kuruluşları ile dayanışmayı çok önemli görüyorum. Dostlarımızın, izleyicilerimizin ve yurttaşlarımızın Tele 1'i yalnız bırakmayacaklarına ve destek olacaklarına inanıyorum. Ben iyiyim. Herkese selamlar, sevgiler. Merdan Yanardağ. 3 Temmuz saat 12.32. Teşekkür ediyorum. Şeyi tekrar hatırlatalım. Bir hafta oldu tutuklanmasının, evet, üzerinden geçildi ve hala